Bir öğrenci cam balonu göl suyu ile doldurup bir süre bekliyor. Bu süre sonunda cam balondaki suda ortaya çıkan aşağıdaki değişimlerden hangisi düzenekte canlı organizma olduğunu kesin kanıtlar? A) Cam balonun dibinde tortu birikmesi kanıtlamaz. B) Göl suyunun saydamlığının değişmesi kanıtlamaz. C) Gaz basıncının değişmesi kanıtlamaz. D) Göl suyunun pH değişmesi kanıtlamaz. E) Göl suyunda organik madde miktarının artması kanıtlar. Çünkü organik maddeleri sadece canlılar üretir. Cevap E seçeneğidir. Yukarıda verilen biyolojinin alt bilim dallarının araştırma konuları aşağıdakilerin hangisine doğru eşleştirilmiştir? Canlıların çeşitliliğini inceler. Taksonomi. Canlıların iç yapısını inceler. Anatomi. Canlıların iç yapısını inceler. Canlıların birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkilerini ekoloji inceler. Cevap B seçeneğidir. Biyoloji bilimdeki gelişmeler çalışma alanlarından hangilerini destekler? Biyoloji bilimi canlı bilimidir. Canlı bilimi tıp, ziraat, hayvancılık alanlarının hepsini destekler. Cevap E seçeneğidir. Bir canlının tek hücreli olduğunu özelliklerden hangileri kanıtlar? Bir canlı bölünerek çoğalıyorsa tek hücreli canlıdır. 2. Büyümenin sitoplazma artmasıyla gerçekleşmesi tek hücreli canlı olduğunu gösterir. Çünkü çok hücreli canlılarda büyüme hücre sayısının artmasıyla gerçekleşir. 3. Saprofit beslenme. Saprofit beslenme tek hücreli canlılarda ve bazı çok hücreli canlılarda görülebilir. Cevap 1 ve 2'dir. D seçeneğidir. Yukarıda verilen canlıların ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? canlıların ortak özelliğine baktığımız zaman burada verilenlerden metabolizma canlıların hepsinde ortak olarak gerçekleşir. Metabolizma bütün canlılarda ortaktır. Bölünerek çoğalma bir hücreli canlıların özelliğidir. Burada paramezyum var bir hücreli. Diğerleri çok hücreli. Diğerlerinde bölünerek çoğalma olmaz. Organ ve sistemlere sahip olma çok hücreli canlıların özelliğidir. Burada bir hücreli canlılar da vardır. Aktif olarak hareket etme. Hayvanlar aktif olarak hareket eder mantarlar ve bitkiler aktif hareket edemezler. Ototrof beslenme. Bitkiler ototrof beslenir. Hayvanlar beslenemezler. Mantarlar beslenemezler. Ortak değildir. Cevap A'dır. Bakteri, arke ve öklana için yukarıda verilen organizasyon düzeylerinden hangileri ortaktır? Bakteriler, arkeler, öklana bunlar bir hücreli canlıdır. Bir hücreli organizma denir. Yani bunlar da hücreye kadar bir organizasyon vardır. Hücre düzeyinde bir organizasyondur. Atom, molekül, organel, hücre. Bir hücreli canlılarda doku, organ, sistem görülmez. Bu çok hücreli canlıların ortak özelliğidir. Cevap A seçeneğidir. Yukarıda verilen yapılandırılmış gridde numaralandırılan canlılardan hangileri bir hücrelidir? Toprak solucanı çok hücrelidir. Bitki çok hücrelidir, Amip bir hücrelidir, Paramezyum bir yücelidir. Sivrisinek çok hücrelidir, Bakteri bir yücelidir. Bir hücreli olanlar 3, 4, 6 cevap C seçeneğidir. Vücudun iç ve dış ortamda ortaya çıkan değişikliklere rağmen kararlı, sabit bir dengenin korunmasına homostazi denir. Yukarıdaki ifadenin doğru olması için boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi yazılması gerekir? Homostazi yazılmalıdır. Cevap B seçeneğidir. Ototrof beslenen tüm canlılarda özelliklerden hangileri ortaktır? Ototrof beslenme fotosentez ve kemosentez yapan canlılar ototrof beslenirler. Işık enerjisini kullanma fotosentez yapanlarda, klorofil molekülü taşıma fotosentez yapanlarda, inorganik maddelerden besin üretme hem fotosentez hem kemosentez yapanlarda ortaktır. Cevap C seçeneğidir. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri canlıların ekstrem, olağanüstü koşullara uyumunu, adaptasyonunu kolaylaştıran özelliklerdir? Burada dikkat edeceğimiz şey arkadaşlar, ekstrem koşullara ayak uydurmadır. Boz ayının hem otçul hem etçil beslenmesi ekstrem bir koşul değildir. Bu kalemunun ortama göre renk değiştirmesi olağanüstü şartlar, koşullar değildir. Bazı arkelerin 91 derece sıcaklıkta, 91 derece sıcaklık yüksek sıcaklıktır. Ekstrem bir koşuldur. Soğuk ortamda, soğuk ortamda normalde canlılar yaşayamazlar ama bir canlı soğuk ortamda yaşıyor ise ekstremdir. Ekstrem koşullara adaptasyon yeteneğini derinin altında kalın bir yağ tabakası bulunması kolaylaştırır. Cevap D seçeneğidir kış uykusuna yatan hayvanların bir yıllık yaşam süreci incelendiğinde aşağıdaki özelliklerden hangisi değişmez? Vücut ağırlığı yazın artar, kışın azalır. Boşaltım hızı yediği içtiği şeylere göre değişmektedir. Anabolizma hızı yazın artar, kışın kış uykusuna yattığında azalır. Solunum hızı yaptığı işe göre değişmektedir. Kalıtsal yapısı değişmez. Cevap E seçeneğidir. Bir insanın vücudunda gerçekleşen olaylarından hangileri anabolizma, katabolizma ve homostazi için örnek olarak gösterilebilir? Anabolizma yapım, katabolizma yıkım, homostazi de iç denge demektir. 1. Amino asitlerden protein üretilmesi anabolizma. 2. Ortam sıcaklığı değişse bile vücut sıcaklığının sabit kalması homostazi. 3 glikoz moleküllerinin yıkımı ile ATP üretilmesi solunumdur. Solunum olayı da bir katabolizmadır. Cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde döllenmiş yumurtadan ergin bir kelebeğin oluşumu gösterilmiştir. Buna göre bu süreçte olaylardan hangileri gerçekleşmiştir? Büyüme gerçekleşiyor zigottan. Ergin kelebek oluyor. Büyüme olur. Gelişme olur. Enerji ihtiyacını solunumla karşılar olur. Atık maddeleri vücuttan uzaklaştırır, boşaltım olur. Bunların hepsi gerçekleşir. Cevap E seçeneğidir. Kızıl tilki, kuzey yarım kürenin her yerinde sıkça görülen bir hayvan türü olduğuna göre bu durumu en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Kuzey yarım kürenin her tarafında oluyor ise bu canlının bulunduğu ortama adapte olma yeteneği fazladır. Yani adaptasyon yeteneği fazla olan canlılar her yere yayılabilirler. Cevap B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi inorganik bileşiklerin özelliği değildir? A) Doğadan hazır olarak alınırlar. Doğru. B) Düzenleyici görevleri vardır inorganik bileşiklerin. Doğru. Canlının yapısına katılırlar. Organik madde yapımına katılabilirler. Ototrof canlılar inorganik maddeleri organik maddeye çevirirler. Fakat enerji kaynağı olarak kullanılmazlar. Onun için bu yanlıştır. İnorganik maddeler enerji verici değildirler. Cevap D seçeneğidir. Yukarıda verilen suyun özellikleri ile canlılar için önemi doğru eşleştirildiğinde aşağıdaki şekillerden hangisi ortaya çıkar? Suyun ısı tutma kapasitesinin fazla olması canlıların vücut sıcaklığını ani olarak değişmesini engeller şu şekilde eşleştirilecek. Yüzey geriliminin fazla olması, yüzey gerilimi fazla olursa kohezyon kuvvetinden dolayı bazı böcekler suyun üzerinde yürüyebilirler. Çözünürlüğün yüksek olması zehirli maddelerin olumsuz etkisini azaltır. Çünkü çözünürdür. Çözünürlüğü yüksektir. Zehirli maddeler suyun içerisinde çözünür. Cevap C seçeneğidir. Bir canlının ortamdan aldığı inorganik maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Benzer kimyasal özellikleri olan inorganik maddelerin canlılar üzerinde etkisi aynıdır. Yanlış. Her inorganik maddenin canlı üzerindeki etkisi farklıdır. B. İnorganik maddeler esansiyeldir. Yani canlılar tarafından üretilmez. Hazır olarak alınırlar. Doğru. C. Suda çözülen inorganik maddelerin vücutta taşınması kanla gerçekleştirilir. Doğru. İnsan vücudunda, hayvanlarda inorganik maddeler kanla taşınır. D. Canlılar farklı miktarlarda inorganik madde çeşitlerine ihtiyaç duyarlar. Her canlının ihtiyaç duyduğu inorganik madde çeşidi farklıdır. E. İnorganik maddeler boşaltımla vücuttan uzaklaştırılır. Doğru. Fazla gelen inorganik maddeler idrarla veya boşaltım sistemiyle canlı vücudundan dışarı atılır. Cevap A seçeneğidir. Sıvı haldeki suyun yoğunluğunun buzdan fazla olmasının canlılar için önemi aşağıdakilerden hangisidir? Buzun yoğunluğu sudan az olduğu için buz suyun üstünde kalır ve soğuğun suyun altına geçmesi engellenir. Böylece donan göl ve nehirlerin dibinde yaşamın devam etmesi sağlanır. A. Canlıların ısı dengesinin korunması. Yanlış. B. Boşaltım maddelerinin uzaklaştırılmasını kolaylaştırır. Yanlış. C. Donan göl ve nehirlerin dibinde yaşamın devam etmesine olanak sağlar. Doğru. Su üst taraftan donacağından dolayı buz üstte kalır ve soğuğun suyun altına buzun altına geçmesi engellenir. Böylece gölde ve nehirde canlı yaşamı devam eder. D. Enzimlerin çalışmasını kolaylaştırır. Eğer buz donarsa Su donarsa enzimler çalışmaz. E. Besinlerin iletimini sağlar. Yanlış. Besinlerin iletimini sağlamaz. Cevap C seçeneğidir. Suyun canlılar için önemiyle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Enzimlerin çalışması için ortam oluşturur. Doğru. Bir ortamda su %15'in altına düşerse enzimler çalışmaz. 2. Bitkilerin topraktan mineral almasını sağlar. Doğru su içerisinde mineraller çözünür, bitkiler de topraktan mineralleri su ile birlikte alırlar. 3. Sindirim boşaltım gibi yaşamsal olayları düzenler. Doğru. Sindirim olabilmesi için su şarttır. Boşaltım boşaltım atıkları su ile beraber dışarı atılır. 4. Fotosentez ve kemosentez olaylarında kullanılır. Doğru. Karbondioksitle su birleşir, organik madde yapılır fotosentez, kemosentez olaylarında. Bunların hepsi. Suyun canlılar için önemiyle ilgilidir. Cevap E seçeneğidir. Aşağıdaki resimde bir basit guatr hastası verilmiştir. Bu hastanın iyileşmesi için aşağıdaki minerallerden hangisinin takviye edilmesi gerekir? Guatr tiroid bezinin büyümesidir. Tiroid bezi tiroksin hormonu salgılar. Tiroksin hormonun yapısında iyot bulunur. İyot azalınırsa tiroid bezi büyür. Doğru cevap iyottur. Çocukların tükettiği besinlerde nokta nokta mineral yoksa raşitizm hastalığı ortaya çıkar. Yukarıdaki ifadenin doğru olması için boşluğa aşağıdakilerden hangisinin yazılması gerekir? Raşitizm hastalığı kemik hastalığıdır. Yeterli miktarda kalsiyum alınmadığı zaman kemik eğriliği yani çocuklarda raşitizm hastalığı ortaya çıkar. Buraya yazılması gerekli olan mineral kalsiyumdur. Cevap B seçeneğidir. Besin yoluyla alınan fosfor moleküllerinden hangilerinin yapımında kullanılır? ATP'nin yapısında fosfor vardır. DNA'nın yapısında fosforik asit vardır. RNA'nın yapısında fosforik asit vardır. Yani ATP'nin, DNA'nın ve RNA'nın hepsinin yapısında fosfor molekülü bulunmalıdır. Cevap E'dir. Aşağıdaki minerallerden hangisi yukarıda verilen herhangi biriyle eşleştirilmemiştir? Klorofil molekülünün yapısına katılır. Magnezyum yaşamsal olayları düzenleyen tiroksin hormonun yapısında bulunur. Iyot, oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlayan hemoglobinin molekülüne yapısına katılır. Demir, sinir hücrelerini uyartı iletiminde etkilidir. Sodyum, çinko eşleştirmesi yoktur. Cevap A'dır. Aşağıdaki yapılandırılmış gridde bazı moleküllerin adları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. İnorganik maddeler 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır doğru. Bunların hepsi inorganiktir. B. Suda çözüldüğünde ortama hidroksit iyonu verir. Baz doğru. C. Klorofil molekülünün yapısına katılan magnezyumdur. Fakat burada demir demiş. Onun için yanlıştır. 6 olmalıydı. D. Bazı aminoasitlerin yapısına katılan 2'dir. Kükürt. Bazı aminoasitlerin yapısında bulunur. Doğru. E. Suda çözüldüğünde hidrojen iyonu veren asittir. Doğru cevap. Cevap C seçeneğidir. Sağlıklı bir insanın canlı hücrelerinde karbonhidratlar olaylarından hangilerinde tüketilir? ATP sentezi yapılırken tüketilir. Çünkü ATP'nin yapısında riboz şeker vardır. Reyna üretimi yapılırken tüketilir. Reyna'nın yapısında da riboz şeker vardır. Mineral yapımı canlılar mineral yapamazlar. Mineralleri hazır alırlar. Karbonhidratlar mineral yapımında kullanılmaz. Cevap D seçeneğidir. Yukarıda verilen karbonhidrat çeşitlerinin ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? A. Solunumda tüketilmeleri ortak değil. Riboz şeker ve deoksiriboz şeker solunumda tüketilmez. B. Hücre zarından geçebilmeleri. Bunların hepsi monosakkarittir. Monosakkaritler küçüktür. Hücre zarından geçebilirler ortak. C. Disakkarit üretiminde kullanılmaları riboz şeker, deoksiriboz şeker disakkarit üretiminde kullanılmaz. D. DNA molekülün yapısına katılmaları deoksiriboz şeker DNA'nın yapısına katılır. Diğerleri katılmaz. E. Hücre zarın yapısında bulunmaları riboz şeker, deoksiriboz şeker hücre zarın yapısında bulunmaz. Cevap B'dir. Aşağıdaki şekilde 3 farklı disakkarit yapısı gösterilmiştir. Disakkaritlerin yapısındaki monosakkarit farklı renklerle gösterildiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Buradaki monosakkaritler aynı olduğu için glikoz artı glikoz maltozu oluşturur. Y ile gösterilen maltozdur. Kırmızı renkte gösterilenler de glikozdur. Yeşil renkte gösterilen fruktoz. X disakkariti sükroz molekülüdür. Z disakkariti glikoz artı galaktozdur. Bu da laktozdur. A, X, Y ve Z disakkaritlerinde glikozit bağ vardır. Doğru. İşte glikozda fruktoz bağlanırken glikozit. Glikozda glikoz bağlanmış glikozit bağ. Glikozda galaktoz bağlanmış glikozit bağ. B, X disakkaritinde bir 5, bir de 6 karbonu monosakkarit vardır. Yanlış. Buradaki monosakkaritlerin hepsi 6 karbonludur. Burada beşgen şeklinde gösterilen fruktozdur. Bu da 6 karbonludur. C, y disakkariti maltozdur. Glikoz artı glikozdan meydana geldiği için doğru. D, X, Y ve Z disakkaritlerinin molekül ağırlıkları eşittir. Doğru. Çünkü bunların monosakkaritleri C6H12O6'dır moleküllerin kapalı formülleri aynıydı. İki tanesi birleştiği zaman disakkarit oluşuyordu. Bundan dolayı da molekül ağırlıkları sükrozun, maltozun ve laktozun eşittir. E. Her üç disakkarit suda erir. Doğru. Cevap B seçeneğidir. Yoğun enerji tüketimi olan bir bitki hücresinde bazı karbonhidrat çeşitlerinin miktarındaki değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z karbonhidratları aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Bitkiler selülozu yapısal olarak kullanırlar. Enerji ihtiyacında selülozu kullanmazlar. X ile gösterilen selülozdur. Selüloz X olacak. Öncelikle glikozu tüketirler enerji ihtiyaçlarını karşılamak için. Z ile verilen glikozdur. Önce bu tüketilmiş çünkü. Glikoz. Glikoz bitmeye yakın depo edilen nişasta kullanılmaya başlanır. Y ile gösterilen de nişastadır. Buna göre Z glikoz Y nişasta X selülozdur. Cevap E seçeneğidir. Buna göre doğru çıkış aşağıdakilerden hangisidir? Canlıların tek enerji kaynağı karbonhidratlardır. Yanlış. Çünkü yağlar ve proteinler de enerji kaynağı olarak kullanılır. 5 karbonlu monosakkaritler enerji üretiminde kullanılmaz. Doğru. 5 karbonlu monosakkaritler riboz ve deoksiribozdur. DNA ve reynan yapısında bulunurlar. Riboz şeker sadece reynada bulunur. Yanlış. Riboz şeker ATP'nin yapısında da bulunur. Dördüncü çıkıştan çıkılmalıdır. Cevap D seçeneğidir. Aniden şekeri düşen bir kişinin baygınlık geçirmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Şekerin aniden düşmesi tehlikelidir. Çünkü kanda şeker miktarı azaldığı zaman beyine yeterli miktarda glikoz gitmez. Glikoz gitmeyince insan baygınlık geçirir. Beyindeki hücrelerin tek enerji kaynağı glikozdur. Bundan dolayı şekeri düşen insan baygınlık geçirir. Cevap C seçeneğidir beynin tek enerji kaynağı olarak glikozu kullanmasıdır. Doymuş yağlar, doymamış yağlar ve fosfolipitler için aşağıdakilerden hangisi ortaktır? A. Yapılarında gliserol bulunması ortak. Bir tane gliserol, 3 tane yağ asidinden meydana gelmiş doymuş yağlar ve doymamış yağlardır. Bir gliserol, iki yağ asidinden meydana gelen molekülde fosfolipittir. Yani bunların yapısında gliserol molekülü bir tane bulunmaktadır. Ortaktır. B) Sıvı halde olmaları. Doymuş yağlar katıdır. C) Enerji üretiminde kullanılmaları. Fosfolipitler enerji üretiminde kullanılmaz. D) Fosfat içermeleri. Fosfolipitler fosfat içerir, diğerleri içermez. E) Hücre zarının yapısında bulunmaları. Fosfolipit hücre zarının yapısında bulunur. Doymuş yağlar, doymamış yağlar bulunmaz. Cevap A'dır. Yukarıda verilen moleküllerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Birinci molekül sadece hayvan hücresinde sentezlenir. Yanlış. Birinci molekül fosfolipittir. Hücre zarının yapısına katılır. Bütün canlılarda fosfolipit sentezlenir. B. Üçüncü molekül ester bağı yoktur. Steroidlerde ester bağı yoktur. Doğru. C. İkinci molekülde 3 asidi vardır. Nötral yağlar bir gliserol, 3 yağ asidinden meydana gelmiştir. D. Dördüncü molekül hayvan hücresinin zarında bulunur. Dördüncü molekül kolesteroldür. Kolesterol hayvan hücresinin zarında bulunur. Doğru. E. Beşinci molekül ile 6. molekül enerji üretiminde kullanılır. Doymuş yağlar, doymamış yağlar enerji üretiminde kullanılır. Cevap A'dır. Nötral yağların görevleri ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Nötral yağlar doğal yağlardır. Doğal yağlar bir gliserol, 3 yağ asidinin birleşmesiyle meydana gelir. 1. Isı yalıtımında etkilidir. Doğru. Bazı hayvanlar deri altında nötral yağ depo ederler. Isı yalıtımı sağlar. 2. Kış uykusuna yatan ve çölde yaşayan hayvanların su ihtiyacını karşılar. Nötral yağlar yapılarında bol miktarda hidrojen bulunur. Solunumda kullanıldığı zaman da bol miktarda enerji ve su açığa çıkarırlar. 3. İç organları darbelere korur. Nötral yağlar depo edilir. İç organların etrafında bulunur. Darbelere karşı iç organları korur. Cevap E seçeneğidir. Yeterli süre bekletildiğinde numaralarla verilen moleküllerden hangilerinin yapısı değişmez? Sindirim enzimi maltozu sindirir. Bunun yapısı değişir. Sindirim enzimi kolesterolü değiştiremez çünkü kolesterol monomerdir. Glikoz molekülü monomerdir. Sindirilmez. Onun için bunda bir değişiklik olmaz. Nişasta molekülünü sindirme enzimleri sindirir. Glikozlara parçalar. Riboz monomer bir maddedir. Sindirilmez. Yapısında bir değişiklik meydana gelmez. Yapısı değişmeyenler 2, 3, 5'tir. Cevap C seçeneğidir. Bitkisel trigliseritlerin margarin üretilmesi için aşağıdakilerden hangisiyle doyurulması gerekir? Bitkisel trigliseritlerde doymamış yağlar bulunmaktadır. Doymamış yağ asitlerinden meydana gelir. Doymamış yağ asitleri hidrojene doyurularak margarine dönüştürülür. Cevap D seçeneğidir. Sağlıklı bir insan hücresinde moleküllerden hangileri üretilemez? Temel amino asit ve temel yağ asidi üretilemez kolesterol ve glikojen üretilir. Temel amino asitler ve temel yağ asitleri esansiyeldir. Esansiyel olan moleküller ototrof canlılar tarafından üretilir, heterotroflara verilir. İnsan hücresi, insanlar heterotroftur. Bu molekülleri hazır olarak alırlar. Cevap 1 ve 3'tür. B seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri protein moleküllerinin görevleri arasında yer alır? Koruyucu olma, Proteinler antikor olarak insan vücudunda bulunur. Vücudumuzu mikroplara karşı korur. Düzenleyicidirler. Enzimlerin ve hormonların yapısına katılı proteinler vücudumuzda düzenleme görevi yapar. Üçüncü sırada enerji verici olarak kullanılır. Cevap E'dir. Bir polipeptit molekülünün yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunabilir? Polipeptit protein demektir. Proteinlerin monomeri aminasitlerdir. Polipeptitlerin yapısında aminoasit bulunur. Monosakkarit, gliserol, yağ asidi, steroid bulunamaz. Cevap A'dır. Protein molekülünün bireye özgü olmasını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? Protein molekülü DNA kontrolünde sentezlenir. Bundan dolayı bireye özgüdür. A. Temel aminoasitlerden oluşmaları. B. Aminoasitlerin bağlanma şekli. C. Genetik bilgiye göre üretilmeleri. DNA kontrolünde demiştik. Her canlının genetik yapısı kendine özgüdür. Bundan dolayı genetik bilgiye göre üretilen protein de canlının kendisine özgüdür. D. Polimer yapılı olmaları değil, ribozomda üretilmeleri değil. Cevap C'dir. Protein moleküllerinin çeşitliliğinin ortaya çıkmasında faktörlerden hangileri etkilidir? Aminoasitlerin sayısı, aminoasitlerin dizilişi, aminoasitlerin çeşidi, proteinlerin çeşitli olmasını sağlar. Amino bağlanma şekli hepsinde peptit bağıyla bağlanırlar. Bundan dolayı protein çeşitliliğine etki etmez. Cevap D seçeneğidir. Organik maddelerin yapısını inceleyen bir öğrenci aşağıdaki deney düzeneğini hazırlamıştır. Deney tüpleri uygun sıcaklıkta yeterli süre bekletildiğinde hangilerinde pH azalır? pH'in azalması için asitliğin artması lazımdır. Nişasta sindirilirse pH değişmez. Trigliseritler sindirilirse yağ asidi oluşur. Yağ asidi pH'in düşmesine neden olur. Proteinler sindirilirse amino oluşur. Amino oluşursa pH düşer. Cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde bir enzimin çalışması gösterilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Enzim reaksiyona girdiği gibi çıkar. Reaksiyonlardan etkilenmez. Mavi renkli gösterilen enzimdir. Buradaki Z molekülü iki tane monomerden meydana gelmiş bir moleküldür. Burada enzim substrat kompleksi oluşmuş. Daha sonra Z molekülü ikiye parçalanmıştır. 1. X molekülü bir hidroliz enzimi olabilir. Doğru. Çünkü Z molekülünü iki parçaya ayırmış. Yani hidroliz etmiş. 2. Y enzimin aktif bölgesidir. Doğru. Substratla enzimin birleştiği yer aktif bölgedir. 3 Z substrattır. 4 K molekülleri tepkimenin ürünleridir. Doğru. Enzimle substrat tepkimeye girdi. Enzim girdiği gibi çıktı. Substrat parçalandı. K molekülleri ürün olarak ortaya çıktı. Cevap E'dir. 3 farklı enzim aşağıda belirtilen sıcaklıklarda bir süre bekletilmiştir. Bu enzimleri uygun substratlarla karşılaştırıp yeterli süre 35 derece sıcaklıkta bekletilirse hangi enzimler etkinlik gösterir? Düşük sıcaklık enzimi çalıştırmaz fakat yapısını bozmaz. K enzimi uygun sıcaklığa getirilirse çalışır. L enzimi uygun sıcaklık 35 dereceye getirilirse çalışır. M enzimi 70 dereceye kadar ısıtılmış. Yüksek sıcaklık enzimin yapısını bozar, protein yapısını bozar. Protein yapısı bozulan enzim tekrar çalışamaz. M enzimi çalışamaz. Çalışanlar K ve L enzimleridir. Cevap D seçeneğidir. Tüm enzimler özelliklerden hangilerine sahiptir? 1. Hücre içinde ve hücre dışında etkili olma. Enzimlerin hepsi hücre dışında etkili olamazlar. Onun için bu yanlıştır. 2. Genetik bilgiye göre üretilme. Enzimlerin yapısı protein yapılıdır. Proteinler genetik bilgiye göre üretilir. Bu bütün enzimler için ortaktır. 3. Yardımcı kısım bulundurma. Basit enzimlerde yardımcı kısım olmaz. 4. Çift yönlü tersinir çalışma. Bazı enzimler tersinir çalışır. Bazı enzimler çalışmaz. Tüm enzimlerin ortak özelliği yalnız 2'dir. Cevap A seçeneğidir. Enzimatik bir tepkimenin yavaşlayıp durmasını aşağıdakilerden hangisi neden olmaz? A. Ortam pH'sının çok fazla değişmesi neden olur. Çünkü her enzimin çalışması için uygun bir pH gereklidir. B. Substrat miktarının artması enzimatik tepkimenin yavaşlamasına neden olmaz. Çünkü substrat miktarı artarsa reaksiyon hızı artar. C. Ortama inhibitör eklenmesi inhibitörler enzimin çalışmasını yavaşlatır. D. Sıcaklığın %15'in altına inmesi. %15'in altına inerse enzimler çalışmaz. E. Ortam sıcaklığının 45 derecenin üstüne çıkması Yüksek sıcaklık enzimin protein yapısını bozar. Cevap B'dir. Aşağıdaki şemada bazı enzimatik tepkimeler gösterilmiştir. Bu bilgilere göre ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Bir, bir enzim birden fazla çeşit substrata etki eder. Şekle baktığımız zaman bunu anlayamayız. Bir enzim birden fazla substrata etki etmemiş. 2. Bazı enzimler çift yönlü çalışabilir. Yine şekli incelediğimiz zaman çift yönlü çalışmayı görmüyoruz. 3 bir substrat çeşidi farklı enzimler etkileyebilir. Doğru. Mesela glikoza enzim 1, enzim 2, enzim 3, enzim 4 etki etmiş. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Enzimatik bir tepkimenin hızının aşağıdaki grafikteki gibi değiştiği belirlenmiştir. Buna göre x anında sonraki değişme durumlarından hangileri neden olmuş olabilir? X anından sonra tepkime hızının yavaşladığını görüyoruz. Substrat ilave edilirse tepkime yavaşlamaz. Ortam sıcaklığı aşırı yükselirse enzimlerin yapısı bozulur, tepkime yavaşlar. İnhibitör ilave edilirse enzimin çalışması yavaşlar. Ürün ortamdan uzaklaştırılırsa tepkime hızlanır. Burada tepkimenin yavaşlamasına Ürünlerin ortamdan uzaklaştırılması etki etmez. 2 ve 3 doğrudur. Cevap C'dir. Kan bağışında bulunan bir kişiden alınan kanın bir süre derin dondurucuda bekletildikten sonra ihtiyaç duyan hastaya verilmesi enzimlerin ve proteinlerin hangi özelliğiyle en iyi açıklanabilir? Derin dondurucu soğuktur. Soğuk enzimin yapısını bozmaz. Enzimlerin yapısı bozulmadığından dolayı uygun sıcaklığa geldiğinde tekrar çalışmaya başlarlar. A. Enzimlerin yapısında protein bulunması değil. B. Düşük sıcaklığın enzimlerin ve proteinlerin yapısını bozmaması bozmadığı için derin dondurucuda bekletildikten sonra ihtiyaç duyulan hastaya verildiğinde enzimler ve proteinler çalışmaya devam ederler. En iyi bu açıklar. Cevap B seçeneğidir. Şekilde verildiği gibi eşit miktarlarda hidrojen peroksit bulunan deney tüplerine farklı miktarda ezilmiş karaciğer ilave edilmiştir. Buna göre K, L ve M tüplerinde substrat tükendiğinde açığa çıkan ürün miktarı aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Karaciğer içerisinde enzim bulunmaktadır. 5 gram ezilmiş karaciğer konduğu zaman enzim az. 10 gram konduğu zaman enzim artmış. 15 gram koyduğu zaman... Enzim daha da artmıştır. Substrat miktarı eşit olduğu için burada reaksiyon gerçekleşecek. En hızlı reaksiyon M'de enzim fazla olduğu için daha sonra L'de en az K'de gerçekleşir. Enzim miktarı en az olan 5 gram ezilmiş karaciğer konduğunda K'dir. Bundan dolayı da reaksiyon en yavaş burada olur. Substrat miktarları eşit olduğundan dolayı oluşan ürünlerde eşit olmalıdır. Cevap C seçeneğidir. Sınırlı miktarda substrat kullanılan bir enzimatik tepkime ile ilgili bazı grafikler aşağıda verilmiştir. Buna göre bu tepkime ile ilgili numaralandırılmış grafiklerden hangileri doğrudur? Zaman geçtikçe önce tepkime hızlanır sonra yavaşlar ve durur. Çünkü substrat biter. Substrat bittiği için tepkime biter. Ürün miktarı artar. Substrat bittikten sonra ürün miktarı sabit kalır. Enzim substrat kompleksi başlangıçta enzimle substrat birleşir. Daha sonra substrat azaldıkça enzim substrat kompleksi azalır ve biter. Bunların hepsi çizilebilir. Cevap E'dir. Enzimlerin yapısı ve özellikleriyle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Tüm enzimlerin yapısında protein vardır. Doğru. 2. Bir koenzim çeşidi birden fazla çeşit enzimde bulunabilir. Doğru. Çünkü koenzim çeşidi çok fazla değildir. Bundan dolayı birden fazla apoenzimle çalışabilmektedirler. 3. Farklı enzimler aynı çeşit substratı etkileyebilirler. Doğru. Örneğin nişasta sentezinde glikoz etkilerler. Yine glikoliz tepkimelerinde, solunum tepkimelerinde glikoz farklı enzimlerle parçalanabilmektedir. 4. Her enzim birden fazla çeşit substratı etkiler. Her enzim dediği için yanlıştır. Cevap C'dir. Enzim üretimi sırasında moleküllerden hangilerinin miktarında azalma olabilir? Enzim sentezinde ATP kullanılır. Bunun için ATP azalır. Enzim yapısının proteindir. Enzim sentezi sırasında aminasitler kullanılır. Azalır enzim sentezinde bileşik enzimlerde mineraller kullanılır. Bundan dolayı mineral de azalır. Enzim sentezi sırasında su açığa çıkar. Burada azalma meydana gelmez. Cevap D seçeneğidir.